Herkese merhaba ben Rehan Bey. Dün NIP ve SSG maçından önce Ubisoft gelecek yıllarda nasıl bir yol haritası izleyecek onlardan bahsetti. Canlı yayında önce dinledik sonra anlatımını gerçekleştirdik. Kaçıranlar akıllarında soru işareti kalanlar için bir kez daha burada panelin özetini sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle Ubisoft yeni bir döneme geçiş yapacak ve bu geçişi nasıl gerçekleştireceğinden biraz bahsetti. Bizler panel gelmeden önce bu yıl 8 operatör değil de 6 operatör geleceğini sızıntılar ile öğrenmiştik fakat bu sürece nasıl gireceklerini pek anlayamamıştık. Açıkçası herkesin kafasında yeni bir Operation Hilt sezonu mu gerçekleşebilir kuşkusu vardı. Aynı şekilde ben de öyle umut ediyordum. Fakat Ubisoft böyle bir şey yapmak yerine 5 yılın ilk 2 sezonu 4 er adet operatör, Ardından 6. yılın sonuna kadar her yıl birer adet operatör getireceğini açıkladı. Bunu yapmasının sebebi ise her yıl sadece bir operatör üzerindeki işlerini hallettikten sonra oyun ile ilgili sıkıntıları çözmek olduğunu söyledi. Muhtemelen bu sayede oyunun diğer yanlarına daha ağırlık verip oyunu biraz daha güzelleştirmeye çalışacaklar. Peki 5. yıldan başlayıp nasıl bir yol izleyecekler onlardan bahsedelim. İlk yılın birinci sezonu bir adet Hollandalı operatör olan Yana ile Ürdünlü operatör olan Orks gelecek. Ardından 5. yılın ikinci sezonu ise bir adet Güney Afrikalı operatör ve bir adet de Norveçli operatör getirecekler. Daha sonra 5. yılın 3. sezonuna geçtiklerinde ise daha belli olmayan bir ülkeye ait operatör getirecekler. Bu operatör ise Kali ve mensup olduğu Night Haven operatörleri çatısı altında gelecek. Şimdi bu operatörün ülkesi daha belli değil, e, ne için belli değil, onu hiçbir şekilde söylemediler. Belki istedikleri ülkeyle daha anlaşmaları sağlanamamıştır veya herhangi bir sıkıntı çıkmıştır, hiç bilemiyorum. Türk operatörü olabilir, e, hiç belli değil. Bunun ile ilgili bir haber yayılırsa yine buradan sizlere aktarmaya çalışacağım. 5. yılın son sezonunda ise bir adet Taylandlı operatör getireceklerini açıkladılar. 6. yıla geçmeden önce 5. yıl içerisinde daha farklı ve güzel bazı olaylar gerçekleşecek. Onlardan kısaca bahsedeyim. 5 yıl her sezon bir adet event ve bir adet de arcade playlist getireceklerinden bahsettiler. İlk sezon Golden Gun denilen sadece Diggle ile oynanılabilir ve bir defa ateş edip rakiplerinizi de bir mermi ile vurabileceğiniz bir etkinlik olacak. Bir mermi ateşledikten sonra silahınızı reload etmek zorunda kaldığınız güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde her sezonda o sezon ile ilgili satın alabildiğimiz Battle Pass'ler gelecek. Bunların yanı sıra 5. yıl yeni bir harita göremeyeceğiz. Onun yerine olan haritaları değiştirerek getirecekler yani rework diyecekler. 5. yılın sezonu Oregon haritası, 2. sezonu House haritası, 3. sezon Skyscraper, 4. sezon ise Shell reworklenerek bizden karşısına sunulacak. İlk başta söylediğim gibi oyunun gidişatını güzelleştirebilmek adına 5. yılın 3. sezonuna geçildiğinde sadece bir operatör getireceklerini açıkladılar. Fakat yeni operatörlerden ziyade eski operatörlerden bazılarını da reworkleyeceklerinden bahsettiler. Bunlardan ilki tahmin ettiğimiz gibi taçanka oldu. 5. yılın 3. sezonda veya 4. sezonda Taçan Karı'yı olarak oyuna getirilecek. Bundan sonra makinalı silah özelliği değil de elinde kullanabildiği ana silah haline geliyor ve muhtemelen bayağı güçlü bir silah olarak getirileceğini düşünüyorum. Özelliği ana silah haline geldiği için yeni bir de özelliğe ihtiyaç duyuluyor haliyle ve bu nedenle artık Taçanka'nın bir adet alevli bomba atar silahı olacak. Bu silah sayesinde Taçanka artık hem seçilebilir hem de bayağı güçlü bir operatör olacağını düşünüyorum. 5. yılın ortasından sonra bu yeni sürece girecek olan Ubisoft her sezon bir operatör çıkararak oyunun temeline fokuslanıp kaliteye biraz daha önem vereceklerini ve en basitinden oyundaki operatörlerin speed armor sistemine ayrıca fire rate'i düşük olan silahları yönelik güncellemeler getirebileceklerinden bahsettiler. Bu biraz oyunun gidişatına yönelik umut verici gözüküyor. Bunların yanı sıra oyuna replay sistemi geliyor. Yani artık maçlarımızın tekrarını izleyebilir hale geliyoruz. Aynı custom maçlarda izleyici modunda olduğu gibi kendi oynadığımız maçın tekrarını girip izleyebileceğiz. Her oyuncunun gözünden oyunu takip edebileceğiz. Aynı şekilde haritaya kuş bakışı bakabildiğimiz kapsamlı bir izleme modu getirebileceklerini söylediler. Bu sistem 5. yılın ilk yarısında geliyor. Geldiğinde aynı şekilde sizlere bilgilerini aktarmaya çalışacağım. Ping sistemine de güncelleme geliyor. Bu sistemin adı ise Ping 2.0 olacak. Artık düşmanlarımızı dronlarken pinklemenin yanı sıra onların haritaya koydukları özellikleri de pinkleyebileceğiz. Örneğin kapkan tuzaklarını, kameraları, frost tuzaklarını ve bunun gibi birçok opsiyoneli de beraberinde getireceklerinden bahsettiler. Aynı şekilde operatörlerde bu pinklemeleri gerçekleştirebileceğiz. Misal defansta oynarken nomet özelliğini, gridlock tellerini ve diffuse'u düşürdüyseniz onun yerine rahat bir şekilde gösterebileceksiniz. Ayrıca bu süreç içerisinde 2 adet yeni kullanılabilir ikincil cihazlar geliyor. Yani tel örgü veya climber gibi kullanabildiğimiz özelliklerin yanına ek olarak 2 yeni adet özellikten bahsettiler. Bunlardan bir tanesi defans için olan yakınlık alarmı. Bu alarmı aynı Vamoid olduğu gibi bir yerlere fırlatıp atabileceksiniz ve yakınından herhangi bir rakibiniz geçerse birkaç defa ses çıkartıyor ve rakibinizin nereden geldiğini rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. And, uh, There's another thing we haven't quite... Bunun ile ilgili bir video paylaştılar fakat diğer gelecek özellik hakkında çok az bilgi verdiler. Muhtemelen Rainforce'ları açmaya yönelik bir özellik getirecekler. Bu özellik Termite'in yerini tam anlamıyla dolduramayacak ama sadece Hibana alıp hatchlere açmaya çalışmak yerine bu özelliği alıp hatchleri kolayca açabilir hale geleceğiz. Çoğu oyuncuyu sevindiren bir güncelleme olarak ise harita banlama geliyor. Maçlara girmeden önce bize 3 adet harita öneriyor. Önerdiği haritalardan bir tanesini eliyoruz. Bir tanesini ise rakibimiz eliyor. Ardından kalan haritada mücadeleye gidiyoruz. Bu harita banlama olayında sadece ranked modunda etkin olacak diye biliyorum. Unrank'ta var mı yok mu orasını bilmiyorum. Beni bayağı sevindiren, gelecek olan iki özellikten de ayrıca bahsedeyim. Yeni bir oyuncular için itibar sistemi gelecek. Bu sistemde oyuncular davranışlarına göre puanlar alacak. Eğer olumsuz hareketlerde bulunursanız, örneğin team kill attınız veya rakip takıma kendi oyuncularınıza küfür ettiniz, toksiklik yaptıysanız eksi puanlar elde edeceksiniz ve cezalar alacaksınız. Ayrıca bunların hiçbirini yapmayan güzel, sakin, kafa denge oyuncular ise olumlu dönüşler alırsa onlara da ayrıca güzel ödüller vereceklerinden bahsettiler. Ubisoft 6. yılından da bayağı ümitli. Muhtemelen 6. yıl sadece bir operatör bir harita çıkartacaklar. Bunları yaparken oyunun temeline daha fazla fokuslanmak için vakit kazanmaları adına böyle bir taktik izlemişler. Mantıklı olan bu 6. yıl geldiğinde bizi güzel şeyler bekleyebilir ama bu yıl bu şekilde geçecek. Bir de 6. yıl takımınızı toplayıp hafta sonu oyun içerisinde turnuvalara girebileceksiniz. Bu da güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Bunların yanı sıra bize bir sürprizleri varmış. Eş Elite Skin çıkarıyorlar bir tane daha. Eşin iki tane Elite Skin'i olacak. Bu videonun sonunda onu ekleyeceğim. Sonra direkt video kapanacak. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa aşağıdaki yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.